Merhaba. Kazanım 20 testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz x ve y doğal sayı. Yani sıfırdan başlar, gider. Tamam. Bu iki sayının ebobu neymiş? 21'miş. Hmm. x artı y en az kaçtır? Şimdi ebob ne demek? Bu iki sayıyı bölen en büyük sayı. Hmm. Peki bu sayılar x ve y'yi bölen en büyük sayılarsa bu sayılar EBOB'larının katları mıdır? Katlarıdır. Yani aslında x dediğin 21 çarpı a gibi bir şey. Bu da 21 çarpı b gibi bir şey. Dikkat a ve b aralarında asal özellik hatırladınız mı? Bu bir özelliktir unutmayalım. Peki şimdi a ve b'ye değer vereceğiz ama tabii x ve y doğal sayı olacak şekilde a ve b aralarında asal olacak şekilde en azını sormuş. Peki ben A gördüğüm yere 1 yazsam, B gördüğüm yere de 1 yazsam. Sonuçta birbirinden farklı dememiş. O zaman bu 21 olur. E bu da 21 olur. Topladığın zaman 42 olmuş olur. Gördünüz mü? Cevap Adana. Ha. Birbirinden farklı olacak deseydi B ye yerine 2 yazardım. En küçük olacak şekilde. Anlaştık mı? Tamam bunlara dikkat edeceğiz. Bu sefer 4 tane sayım var ve hepsi pozitif tam sayı. Yani birden başlar gider. EBOB'ları 16'ymış. Bu 4 tane sayın toplam en az kaçtır? Hmm. Hepsini yazdım. Peki bu EBOB'ları 16 ise bunların hepsi 16'nın bir katıdır. Tabi A, işte B, C, D buradaki bunlar bütün sayılarını aralarına asal. Tamam en az kaçtır diyor. A'ya e, A yine 1 ver. B yine 1 ver. C yine 1 ver. D yine 1 bir ver. Birbirine farklı demiyor ki. O zaman bu ne oldu? 16. Bu ne oldu? 16. Bu ne oldu? 16. Bu ne oldu? 16. Topla hepsini 64. Aa, mis gibi. Tertemiz. Çiçek gibi. Heh. Üçüncü soru. A ve B doğal sayı A bölü B 15 bölü 18'miş. Eboplar 60'mış. Hmm. Peki. Şimdi A sayısı önemli sorulardan biri aslında. Bakın oranları 15 bölü 8. Aslında burada A 15, B 18 değil. Tamam. A dediğin 15'in bir aslında neyi? Katı. B dediğin de 18'in bir katı. Tamam. Şimdi bunların EBOB'ları 60 ise. Bak. Şimdi buradaki EBOB bulurken ne yapıyoruz biz? asal çarpanlarını ayırıyoruz değil mi? Hatırladınız mı? Asal çarpanlarına, ayırıp ondan sonra ortak olan neler onları çekiyoruz. Tamam. E şimdi 15 dediğin 3 çarpı 5. Bir de k var. Tamam. O k nereden geldi? Şuradan geldi bak. A bölü B 15 bölü 18 ya oranları 15 bölü 18'miş. Ama A 15 B 18 ya bunların bir katları. Tamam. 18 ne? 2 çarpı 9 2 çarpı 3'ün karesi çarpı k. Heh, şimdi ortak olanları arayacağız. Bakıyorum 2 var mı? Yok. 3 var mı? Ha, bak yukarıda 3 üzeri 1 var. Aşağıda 3 üzeri 2 var. Ha, o zaman ne alacağız? 3'ü alacağız. Yani e, bu sayılardan hani kuvveti az olanı alacağız. Tamam mı? E tamam. E bir de ne var? K var. E aldım. Eşittir 60. Hı, eboplarını buldum bak. Çok güzel. O zaman K kaç? 20. Tertemiz. Yani 3K 60 her tarafı 3'e böldüm. Tamam mı? A artı B'yi soruyor. E o zaman K yerine ben 60 yazarsam 3 çarpı 5 çarpı 60 öbürü de nedir? 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 60. Bunu acaba nasıl yapacağız? Hmm. Kaç yaptı? 15 mi yaptı? Değil mi? Şurası 15 çarpı. Ha özür dilerim 60 değil pardon yanlış yazdım. EBOB'ları 20'ye 60 nereden çıktı? Şey K20 ya. EBOB'larına kafam gitti. K20 ya. Heh. Şöyle 20 yazacağız. Tamam. Burası 15. 15 ile 20'yi çarp 300 mü oldu? Tamam. Aşağısı kaç geldi? 9, 18 ile de 20'yi çarp 360 mu geldi? Evet. Toplam bunları 660 tertemiz. Gördüğünüz gibi cevap Ceyhan. Dördüncü soru. Hmm. X 60 ile 150 arasındaymış bu x sayısıyla 45'in ebobu 15'miş. Kaç tane x sayısı yazabilirim diyor. Şimdi bir kere x sayısı ve 45 sayısı eboblar 15 olduğu için bu 15'in bir katıdır. Tamam mı? Ne diyek buraya? Hadi a diyek. E bu da 15 çarpı 3 o zaman. Tamam. Ha dikkat. Bakın şurası nedir? Bakın şurası nedir? Ebob'dur. Tamam mı? Burayı unutmayın. Bu ne? Bu iki sayının ebobu. Tamam mı? Ama şuradaki a ve 3 ne olmak zorunda? Şuraya yazalım. A ve 3 aralarında asal olmak zorunda. Şimdi A yerine 1 versem ne olur? 15 olur. Değil mi? Hatta şöyle yazalım. Dur oradan yola çıkmayalım. Ha, böyle yazalım. X'leri şuraya yazalım. A'ya 1 versem X kaç olur? 15. 2 versem kaç olur? 30. 3 versem veremezsin çünkü 3 ile 3 aralarında asal değil. Tamam. A'ya 4 versem çok güzel. X kaç olur? Aralarında asal çünkü 3 ve 4. Ee, 60 oldu değil mi? 5 versem aralarında asal çok güzel. 75 olur X. Tamam. 6 versem şöyle aşağıya devam edeyim. Veremem. 3 ve 6 aralarında asal değil. O zaman kaç vereyim? 7 vereyim. Tamam. Seni mi kıracağım? 7 ile 15 çarp 105 değil mi? 8 versem evet 8 de verebilirim. Çünkü aralarında asal değil mi? İşte verdim 120 oldu. Böyle gidiyoruz işte. Böyle gidiyoruz. Hadi bunlara böyle değer ver. Bunlara ama dikkat. Bana ne diyor? 60 ile 120, 150 arasında olsun diyor. Ha 9 versek olur mu? 9 ile 3 aralarında asal değil. 10 versem 150 olmuş olur. Yok tamam bu kadar yeter. Ama 60 ile 150 arasında olacağı için bunu alamam. Bunu da alamam. Bunu da alamam bunu bunu ve bunu alır. Başka daha ama o zaman alabileceğim kaç tane değer var? 3 tane değer var diyeceğiz. Bakın şuradan 15'in EBOB A ve 3'ün aralarında asal olması sorunun neyidir? Temelidir. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız.